dalga yakalanıp alabora oluyor. Dalga bizi yandan bir vurdu. Atan alabora ile bizi ters takla attı. Samsun'da denize çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu bir kişi boğularak hayatını kaybederken kayıkta bulunan bir kişi de balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hava durumuna göre saat 3'te bekliyorduk sen söyle havayı. Hava birden esince hava ağları kaldırıp çıkmak zor oldu. Samsun'un Tekkeköy ilçesi Costan mevkisinde balıkçı Hasan Koç torunu Murat Erol ile birlikte kayığı ile denize açıldı. Aniden çıkan fırtına sonucu sahile çıkmak isteyen Hasan Koç'un kayığı suya battı. Alabora olduk, tam limanın içine girerken bir anda zaten deniz bayağı sertti. Denize düşen Hasan Koç ve torunu Murat Erol'un yardımına diğer balıkçılar yetişti. İki tane büyük kayık, hepsi bir haberleşiyor, beraber geliyorlar seyir halinde. Rıhtımın başından dönerken kayığın biri dönüyor. O da manevra yapıyor. Manevra yaparken büyük bir ihtimalle büyük bir dalgaya yakalanıp alabora oluyor. Öbür arkasındaki tekne biraz daha uzağından gelen olayı gördükten sonra yavaşlıyor. Kenardaki balıkçılar bağırıyor tekne battı diye. O ara işte suyun üstündekini alıyorlar. Diğerini bulamıyorlar. 5-10 dakikalık aramalar sonucunda diğer ölen kişiyi buluyorlar. Balıkçıların gayreti sonucu sudan çıkartılan Hasan Koç, 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Ama benim babamsın! Doğru. Benim babam! Ben kurmayı yakarım! Arkadaşlar bize bir şey yapalım. Olayı yara almadan atlatan Murat Erol, yaşadığı olayı böyle anlattı. Tam limanın içine girerken bir anda zaten deniz bayağı sertti. Dalga bizi yandan bir vurdu. Atanlarla vurmayla bizi ters takla attırdı. O ara biz teknenin içine falan çıktık. Ondan sonra işte abiler bizi gelip kurtardı. Rüzgar mı vardı onda? Sert deniz göğe çıktı. Nerede? Balıkçılar ise fırtınayı beklediklerini ancak fırtınanın 3 saat erken ortaya çıktığını ve denizde yakalanıp kendilerini sahile zor attıklarını söyledi. Birden geldi. Hava 3 saat önce yani geldi. Normalde 12'de gelecek hava. 3 saat önce geldiği için böyle bir şey yaşandı. Birden esince hava ağları kaldırıp çıkmak zor oldu. Hava durumuna göre saat 3'te bekliyorduk sen söyle havayı. Hava esince. Ama erken esmeye başladı işte. Biz de yakalandık fırtınaya.